Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye görüşmesi an itibariyle devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz üzere görüşme yaklaşık 1,5 saat önce, saatler 14.30'u gösterirken, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı ve devam ediyor. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Politikalar Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. Hamas tarafında ise İsmail Haniye'ye Hamas'ın kurucularından Halit Meşal ve Hamas yöneticileri eşlik ediyorlar. Görüşme yaklaşık 1,5 saat önce başladı ve halen de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmeyi birkaç gün önce bizzat kendisi duyurmuştu. Şu ifadelerle duyurmuştu: Filistin davasının lideri misafirimiz olacak ve birçok mesele hususunda konuşacağız, dertleşeceğiz demişti. İşte o konuşma ve dertleşme yaklaşık 1,5 saat önce başladı ve halen de devam ediyor. Malum olduğu üzere İsrail'in Filistin'e, özellikle de Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim tarihi itibariyle başladı ve yaklaşık 7 aydır devam ediyor. 7 aydır ne yazık ki Gazze'de oldukça hazin bir manzara var. İşte o hazin manzaranın nihayeti için, bölgede barışın ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği hususu bu toplantıda ele alınacak en önemli başlıklardan birisi. Yine bölgeye Türkiye tarafından 7 Ekim'den bu yana ivedi şekilde insani yardımlar sevk edildi ve halen de sevk ediliyor. O günden bugüne hem uçaklarla hem gemilerle 45 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi Gazze'ye sevk edildi ve bu oranla Türkiye bölgeye, Gazze'ye en çok insani yardım yapan ülkeler arasında yerini aldı. İşte bu insani yardımların niceliği ve niteliği hususunun da bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye görüşmesinde ele alınmasını bekliyoruz. Yine bölgede oldukça hareketli olan başka noktalar da var. Özellikle İran ve İsrail arasında son bir haftadır oldukça ateşli bir süreç var. İşte bu sürecin hem İran'ın İsrail'e saldırılarının hem İsrail'in İran'a saldırılarının da bu görüşme kapsamında ele alınmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan birkaç gün önce AK Parti grup toplantısında Hamas'a yönelik bir ifade kullanmıştı ve o ifadede şunu söylemişti: milli mücadelede kuvayi milliye neyse Hamas'ta aynen odur. İşte bu ifadede Hamas'a olan desteğini tekerrüren net bir şekilde, aşikar bir şekilde ortaya koymuştu. İşte bugünkü kabul, bugünkü ziyaret, bugünkü görüşmede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e ve Filistin'in haklı davasına yönelik mesajını, desteğini net bir şekilde ortaya koyması bakımından büyük önem arz ediyor. Görüşmenin, kabulün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladığını ve halen de devam ettiğini belirterek, ilerleyen dakikalarda gelişmeleri anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğimizi belirterek sözü Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yeniden Ankara'ya bırakalım.